İnsanların en güzeli Hazreti Peygamber, birbirinizi sevin diyen, seven ve sevilen olun diyen, sevmeyen, sevilmeyenle hayır yoktur buyuran Peygamber Efendimiz'e salatü selam olsun. Ya Rabbi, bizi birbirimize sevdir Allah. Memleketimizin işlerinde, gönüllerimiz bir arada hayırlı, başarılı işleri görmeyi bize de nasip eyle. Bu binayı hayırlı eyle Allah. İçindekilere, ilçemize, ilimize, memleketimize hayırlı hizmetleri meydana getirecek oturumları, birleşikleri, toplantıları nasip bu yeser eyle Allah. Sağlık içinde, sıhhat içinde, afiyet içerisinde, memleketler taş üstüne taş koymayı bizlere nasip eyle Allah. Yapılan bu hizmetlerin gündemi mükafatı var, uhrevi mükafatı var. Ya Rabbi, bütün bu mükafatları bizlere nasip bu yeser eyle. Senden sağlık, sıhhat, afiyet istiyoruz. Senden din ve dünya güzelliğini nasip eylemeni istiyoruz. Allah'ım bize bu dünyada iyilik ve güzellikler nasip eyle. Ahirette iyilik ve güzellikler nasip eyle. Bu binamızı, belediyemizin binasını hayırlı eyle. Hayırlı işlerle bizleri muvaffak eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Bütün şehitlerimizin, geçmişlerimizin ruhu için, Allah rızası için El-Fatiha. Allah hayırlı olsun. Olsun abi. Kararlıyım. Karanlık bir finalin hesaplandığı bu filmin son sahnesi onun kaleminde aydınlığa uzanacak. Mustafa Kemal'in kim olduğunu dünya
sınırların yeniden şekillendiği, kaderin değiştiği Birinci Dünya Savaşı'nda anlar. Kararlılığı ve özgüveniyle ulusunun çaresizliğini güce dönüştüren bu kahraman, Çanakkale'de 20. yüzyılın destanını yazar. Vatanın bir karış toprağı için, onun buyruğu ile silahsız, cephanesiz binlerce beden, memleket kalesine siper olur. Mustafa Kemal ölmeyi emrederken, kendisi de ölüme hazırdır. Cephedeki son nefer, son nefesini verse bile, onun gözlerinin göğünde başka bir bayrak dalgalanmayacaktır. Vatanı düşman işgalinden kurtulmadan ona uyku haramdır. Genç komutan uykusuz gecelerinde kitaplara sarılır. Akıl ve bilginin ışığında düşünür, planlar yapar ve en kısa zamanda uygulamaya koyar. Eşsiz kişiliği ve deasıyla çaresiz, yoksul ve ezik bir halktan yenilmez bir ordu yaratır. Canını hiçe sayarak öne çıkan, halkına ya istiklal ya ölüm emrini veren bu büyük liderin yaptıkları karşılığında beklediği tek şey, milletinin kurtuluşu. Değil mi? Evet, tamam. Çok değerli MET üyesi arkadaşlarım. Yeni hizmet binasında, yeni meclis salonunda Avrupa standartlarının kısmen üzerinde iyi bir mekanda bundan sonra daha rahat hizmet yapmanın yollarını bulacağız bu mekanda. Daha rahat hizmet yapacağız. Şehrimize, milletimize, meclisimize, belediyemize bu salon hayırlı olsun. Bu salonda alınacak kararların bu milletimize, bu şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Hayırlı kararlar olmasını diliyorum. Ve bu meclisi, bu mecliste ilk defa görev yapacağımız için sizleri ilk meclisin kurucusu, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm Kuvayi Milliyeciler ve bu vatan için, bayrak için, devlet için, din için toprağa düşmüş ne kadar şehidimiz varsa hepsinin aziz hatırası önünde saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Buyurun arkadaşlar.
ruhları şad olsun. Kıymetli arkadaşlarım ve televizyonları başında bizi izleyen sevgili Büyükçekmece ailemiz ve diğer vatandaşlarımız. Hepinizi bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Haftanız bereketli, sağlıklı olsun, gününüz hayır olsun. Büyükçekmece Belediye Meclis toplantısının Ekim ayı ikinci birleşimine biraz sonra geçeceğiz. Değerli arkadaşlar, dün Recep arkadaşımız, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkan vekili Recep arkadaşımız kayınpederini kaybetti. Aynı zamanda bizim belediye personelimizin de babasıdır. Bizim nikah memurlarımızdan bir tanesinin de babasıdır. Dolayısıyla şahsım ve meclisimiz adına Recep arkadaşıma, nikah memuru kardeşime ve ailenin bütününe başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Hava Hanım sen mi? Kısa mı? Uzunsa çok uzun mu? Yok, kısaltın çünkü bugün esasında bu gün şeylere söz vermemeye gayret edeceğim. Ama Cumhuriyet Bayramı'na madem değineceksiniz, irticayen konuşun, defterin şeyinizi kaldırın. Uzun yazıyı kaldırın. Siz de arkadaşlar, konuşmak isteyen arkadaşlarımız biraz kısa konuşma yaparlarsa mutlu olurum. Bugün meclisin ilk toplantısında sizlerle çok daha fazla kalmayı arzu ederdim. Ancak milli görevimiz gereğince Avrupa Konseyi'ndeki görevimi icra etmek üzere akşam saat 17'de grup toplantısına katılacağım. Strasbourg'da, parlamentoda. Bu nedenle 12 gibi aranızdan ayrılacağım. Saat tam 10.30, 12'ye yakın, 12 civarında aranızdan ayrılacağım. Herhalde meclisi de toparlamış oluruz. Bir kez de bu meclis çatısı altında bu millet ve memleket için, bayrak geçen devlet için, din için Allah hayırlı kararlar almayı bizlere nasip eylesin, hayırlı uğurlu etsin. Çok emeğiniz geçti. Bu binanın başından sonuna kadar bu şekle getirilmesinde bu işin lokomotifi olan yardımcım Maksude Hanım'ı şahsım ve siz meclis arkadaşlarım adına kutluyorum. Onunla birlikte yine bu belediye hizmet binasında başından sonuna kadar çalışan Uygur, Gökhan, diğer mimar ve mühendisler aklıma gelmeyen başından itibaren hizmet eden bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bunların teşekkür ve teşekkür plaketlerini resmi açılış törenimizde hep birlikte takdim ederiz. Çünkü emekleri var, emek verdiler. Emeğin karşılığı gönül almaktır. Onu da birlikte yapacağız. Değerli arkadaşlar, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası bugün sona erdi. Bununla ilgili geniş aktiviteler yaptı Dış İlişkiler Müdürlüğümüz. Güzel bir çalışma oldu. Onun için Dış İlişkiler Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. Muhtarlar gününde biz bu töreni yapacaktık. Muhtarlar günüyle ilgili de birkaç sözümüz olacaktı. Ama artık muhtarlar günüyle ilgili her şeyi çokça anlattık. İlk muhtarımızdan bugünkü muhtarımıza kadar hayata veda eden, aramızdan ayrılan Gül Esin muhtarım da başta olmak üzere hepsine Yüce Allah'tan gani gani rahmetler diliyoruz. Muhtarlarımıza, hayattakilere sağlık, afiyet ve hayırlı hizmetler diliyoruz. Bu hafta, yani geçen hafta ampute futbol takımımızın Avrupa şampiyonu olması göğsümüzü kabarttı. Bunlardan Ömer Güler Yüz'de, burada değil galiba onlar, şimdi daha sonra çağıracağız. Ömer Güler Yüz'de bizim Murat Çeşme'de oturan kıymetli bir kardeşimiz, İlk golü atan arkadaşımız, bu da şehrimiz için, memleketimiz için bir gurur tablosu olmuştur. Hepsine o cesur yüreklerine ötürü teşekkür ediyorum. Onları kutluyoruz. Demek ki engel
vücutta değildir, engel kafadadır. Beyni kullanmamak engeldir. Ve Cumhuriyetimizin kuruluşunun 94. yılı nedeniyle sözümü burada kesti Coşkun Bey. Der ki Coşkun Bey, biz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Cumhuriyet Meydanı'nda saat kaçta kutluyoruz? 1'de başlıyor. Öyle mi? Kaymakam Bey? 29'u saat 9'da mı başlıyor? 9'da. 29'u Coşkun Bey'in Recep Bey'le 29'unda diyor özel oturum yapalım diyor. Cumhuriyet hakkında konuşmalarımızı yapalım diyor. Eğer isterseniz bayram töreninden sonra buraya gelelim, nasıl kalabalık oluyor. STK'lar da gelir. Muhtarlar gelir. Bu da bugün birer kişiye söz vereceğim. Yani isteyenler birer kişiye kısa söz vereceğim. Hiç sakıncası yok. Ama bunu da uygun bulursanız ikiniz, o 29 Ekim'deki törenimizi tekrar burada yapabiliriz. Sayın Başkanım, değerli meclis arkadaşlarım, demek istediğim şu, şimdi bugün meclis zorunlu olarak meclis toplantısıdır. Geleneklerimize, adetlerimize göre açılışı yapıldı. Ama ileriki tarihlerde bu bina yıllarca kalacak, burada çalışma yapılacak. 29 Ekim Cumhuriyet'in kuruluş gününe denk geldi diye bir saatlik bir sembolik meclis çalışmasını öneriyorum. O zaman sadece gündemde Cumhuriyet'in kuruluşuyla ilgili olur. Maksat 29'unda resmi açılışını, salonun resmi meclis açılışını denk getirmek. Uygun. Meclis salonunun, evet. Recep Bey, uygun. Peki, iki grup başkanı arkadaşımızın teklifini ben de çok uygun buldum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladıktan sonra saat 1 gibi burada oluruz. Yine burada bir resepsiyon olur. O zaman da meclisin 29 Ekim meclis salonumuzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda resmi açılışını yapmış oluruz. Bunun da ilgili arkadaşlarım organize etsinler. Benim bayrağım yok, beni saymamışlar ya. Değerli arkadaşlar, önünüzde birer tane bayrak kutusu var. Her ne kadar bana vermemişlerse de ben de bulup alacağım bir yerden. Benim meclis üyesi saymamış arkadaşlarım. Bu enteresandır bunlar tabii ki. 31 kişi için yapmışlar. Bu tamamıyla şahsi fikrimdir. Hiçbir arkadaşımla bunu paylaşmadım. Ben bu mecliste sizlere ne hediye edebilirim dedim. Birer tane kitap. Kitaplar verildi mi arkadaşlar? Verildi mi arkadaşlar? Burada mı kitaplar? Birer tane kitap daha önce hediye edeceğimiz veyahut da size birer tane kitap vereceğimizi kitap günlerinde söylemiştik. Ama onun ötesinde bu yeni mecliste ben size daha anlamlı bir şey vermem gerekiyordu. Hain darbe girişimi münasebetiyle 15 Temmuz'dan hemen sonra 15 Temmuz vuku bulur bulmaz bu meclis eski göçebe hayat yaşarken toplantı yaptığımız TÜYAP'taki meclis salonunda ki parantez açayım burada TÜYAP Fuar Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bülent Ünal'a ve fuarcılığa çok teşekkür ediyoruz. Orada toplantılarımız zaman zaman olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Bize 3 yıl
karşılıksız hizmet verdiler. Belediye meclisimizin 4 yıl toplanmasında bizim konforumuzu sağladılar. Evet, kapattık parantezimizi. Hain darbe girişiminden sonra bu Büyükçekmece Meclisi anında toplanmış ve demokrasiye bağlılığını, Türkiye Cumhuriyeti'ne, demokrasiye, devletine, vatanına, milletine karşı dimdik ayakta olduğumuzu, halkla bir bütünlük içerisinde demokrasiye yapılacak hiçbir saldırıya canımız kanımız pahasına da olsa müsaade etmeyeceğimizi hep bir ağırdan haykırmıştık. Ben de o gün sizin masalarınızın üzerine bir tane bayrak koymuştum. Şimdi o kutuları açarsanız, kutuların içerisinde bir ileride o yazıyla beraber dedenize, çocuğunuzun çocuğuna, çocuğunuzun çocuğuna saklanması gerektiğini düşündüğüm hain darbeyi bu bayrağın neden senin evinde saklandığını, ne münasebetle bulundurulduğunu ortaya koyan verir misin? Bu kutunuzla beraber tabi bayrağa bir şey yazılamayacağı için bu bayrak saza sancak şeklinde. Bununla beraber ailemizde şu ucunu tutar mısın? Tamam. Burada da o gün bu mecliste görev yapan bir şeye sığsın diye, bir A4'e sığsın diye fotoğraflar küçük kaldı. O gün bu mecliste görev yapan, o gün oturuma katılan meclis üyesi arkadaşlarımızın tek tek fotoğrafları var. Alfabetik sıraya göre isimleri var ama altlarında partileri yok. Herhalde buradan ne demek istediğimizi herkes anlamıştır. Milli meselelerde parti yoktur, devlet ve millet vardır. Teşekkür ederim. Evet, Türkiye Cumhuriyeti'nin 94. yılını kutluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, korunması için hayatını bugün bu sabaha kadar toprağa düşerek kanıyla ödeyen ne kadar şehitlerimiz varsa, gazilerimiz varsa ebediyete intikal etmiş. Hepsinin bir kez daha aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Milletimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Demokrasimiz, Cumhuriyetimiz ebediyen yaşayacaktır. Evet arkadaşlar, bu gündeme geçmeden önce, çünkü ikinci oturum bu, hemen gündeme geleceğim. Geçmeden önce Hava Hanım söz istedi, vereceğim. Hava Hanım kısa. Buyurun. Tabii kürsüden. Ben kürsüyü kullanmanızı istiyorum. İstediğiniz zaman kullanın. Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, değerli hazirun. Bugün Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 94. yıl dönümünü büyük bir sevinç ve gururla kutlamanın heyecanını yaşamaktayız. Milletçe duyguyu birliğimizin büyük bir coşkuyla tezahür ettiği bugün Cumhuriyetimiz için ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür. Bugün bizi biz yapan yüksek değerlerimizi daha gür sesle yüceltecek, geçmişte olduğu gibi bugün de tek yürek olarak haykırarak el ele, gönül gönüle geleceğe daha bir büyük günle kucaklaşacağız inşallah. Bu son derece anlamlı duruşumuzla
kardeş kavgası beyhude bir çaba içinde olan şer ve ittifak odaklarına da bir kere daha en güzel cevabı vermiş olacağız. Bu duyguyu bildiğimizi geçmişte olduğu gibi bugün de gelecekte de hep koruyacağız. Çünkü biz farklı dil, inanç ve kültürleri bir arada yaşatan, bizi birbirimize sarsılmaz bağlarda bağlayan, gönüllerimizi kaynaştıran büyük bir adalet ve barış medeniyetinin mirasçılarıyız. Bu duygu ve düşüncelerimi bu büyük günün yıl dönümünde bütün halkımızın ve geleceğimizin teminatı olan Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle anarken gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür eder, saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum Hava Hanım. Aynı duygulara taşıyoruz. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, bana da söz verebilir misiniz? Evet, buyurun. Tabii efendim. Sayın Başkanım, Sayın Meclis Üyeleri. Bir saniye Hayrettin Bey'e verdim. Ondan sonra size veriyorum. Ha, peki efendim. Hayrettin Bey kürsüde. Sayın Başkan, değerli Meclis Üyeleri, değerli Hazirun, değerli Büyükçekmeceliler, sözlerime başlarken herkesi saygıyla selamlıyorum. Bugün bu salonumuzun açılması nedeniyle de bu salonun ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Cumhuriyetimiz kurulalı 94 yıl geçti. 94 yıl önce kurulan bu cumhuriyeti, bu Cumhuriyet Bayramı'nı Meclis Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu olarak kutluyorum. Teokratik ve monarşik bir devlet düzeninden halkın kendi kendisini idare ettiği, adına cumhuriyet denilen demokratik ve layık cumhuriyet rejimine geçilmiştir. Bugün üzerinde hür ve müstakil olarak yaşadığımız ülkemizi ve cumhuriyeti bizlere bahşeden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun yakın çalışma arkadaşlarına şükranlarımızı arz ediyor. Onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Ve bu kurduğumuz bu cumhuriyeti ilelebet yaşatacağımıza dair de Türk milleti olarak söz veriyoruz. Size millet olarak söz veriyoruz. Atam, fikri ve vicdanı hür toplum olma yolunda çağdaş, demokratik ve layık cumhuriyet Türkiye'sinin birer vatandaşları olarak muasır medeniyet seviyelerine sizin bize işaret ettiğiniz gibi erişmek için canla ve başla mücadele edeceğimizi size bir kere daha buradan haykırıyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet Bayramınızı kutluyor. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Hayrettin Bey, sağ olasınız. Aynı duyguları taşıyoruz. Buyurun muhtarım, buyurun. Biz hep... Sayın Başkanım, Sayın Meclis Üyesi arkadaşlarım, sevgili muhtar arkadaşlarım ve Büyükçekmece'nin seçkin insanları. İstanbul'un Güzide ilçesi Büyükçekmece'mize yakışan ve görülmemiş güzellikteki bu binada akıl yolundan ayrılmadan hizmet vermeyi yüce yaratandan nasip etsin diliyorum. Burada hizmet veren tüm seçilmiş ve atanmışların, bundan sonra çalışacakların, Atatürk ilke ve inkılaplarından, onun açtığı ışıklı yoldan ayrılmadan görev yapmalarını diliyor. Bu düşüncelerle şu anda çalışanları kucaklıyorum. Saygılarımı sunuyorum efendim. Biz buradan çıkarken... Teşekkür ediyorum. Aynı duyguları taşıyoruz. Çok sağ olasınız Seher Hanım. Başka söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Grup başkan vekili arkadaşlarım. Teşekkür ederim. 29 Ekim'e aktardınız. Teşekkür ediyorum. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, bir kez daha hatırlatayım. 20 Ekim meclisimiz şehrimizin gelecek bir yıllık bütçesiyle ilgili toplantıların yapıldığı 20 günlük bir meclistir. Biz bugün ikinci oturumu yapıyoruz. Bu nedenle müsaadeniz olursa hemen gündeme geçelim. O halde meclis 2017 Büyükçekmece Belediye Meclis toplantılarından Ekim ayı toplantısının ikinci oturumunu açıyorum arkadaşlar. Gündem konuları:
Belediyemiz 2018 yılı performans programının 5018 sayılı yasa ile 5393 sayılı belediye kanununun 18 Taksim A ve 41. maddesi hükümleri uyarınca müzakeresi ve karara bağlanması. 2. Belediyemiz 2018 mali yılı gelir tarifesinin ücret tarifesi 5393 sayılı belediye kanununun 18 Taksim F maddesi hükümleri uyarınca müzakeresi ve karara bağlanması. 3. Belediyemiz 2018 mali yılı tahmini bütçesinin 5018 sayılı yasa ile 5393 sayılı belediye kanununun 18 Taksim B ve 62. maddesi hükümleri uyarınca müzakeresi ve karara bağlanması. 4. Belediyemizde 24 saat fiili görev yapan zabıta personeline 2018 yılı bütçe kanunu uyarınca uygulanacak maktu fazla çalışma ücretinin 5393 sayılı belediye kanununun 51. maddesi hükümleri uyarınca belirlenmesi. Ama müracaat da bugün yapın. Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, ikinci oturumumuzun birinci gündemi belediye bütçesi. Performans belediye bütçesinin bütçesiyle beraber görüştüğümüz performans programı. Bu hususta evet, performans programı zaten elinizde. Bunun üzerinde yapılacak görüşme olduğunu düşünmüyorum. Söz almak isteyen var mı? Buyurun. Tabii buyurun. Eskiden kürsüyü beğenmediniz. Bakıyormuşum kürsüyü güzel görünce. Buyurun. Evet Mustafa Bey, buyurun. Performans programı üzerinde mi? Bütçe mi, performans mı? O zaman 1 ile 3'ü. Mustafa Uçar, Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım ve saygıdeğer büyükçekmeceliler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2018 yılı performans programını ve 2018 yılı mali yılı tahmini bütçesini değerlendirmek üzere AK Parti grubu adına söz almış bulunmaktayım. Öncelikle 2018 yılı performans programı ve 2018 yılı mali yılı tahmini bütçesinin hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum ve bu programların büyükçekmecemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yerel nitelikteki kamusal hizmetlerin yerel yönetimler tarafından sunulmasının iktisadi gerekçesi kaynakların optimum kullanılmasıdır. Yani kaynakların mümkün olan en çok faydayı sağlamak şeklinde olması gerekir. Bu bütçe günümüzün ve geleceğimizin sahibi olan çocuklarımızın bir emanetidir. Bu emaneti en doğru şekilde sahiplerine iade etmemiz gerekir. Bu da bu meclisin en asli görevidir. Büyükçekmece ilçesinde yaşayan insanlarımızın sağlıklı, huzurlu ve mutlu yaşaması adına yapılan tüm çalışmaların yanında olduğumuz gibi olumsuz gördüğümüz tüm çalışmaları da eleştirir hem de karşısında dururuz. Bu bakış açısıyla bütçe incelendiği zaman 2018 yılı içinde kaynak üretilemediği, yapılan bütçenin %30'unun sermaye gelirleri yani arsa arazi satışlarından sağlandığı görülmektedir. Bu arsa satışları olmazsa bütçemiz çok kötü bir duruma düşecek. Baba sermayesini gelişigüzel hesapsızca harcayan hayırsız evlat misali oluruz. Unutmamalı ki hazıra dağ bile dayanmaz. Bütçe oluşturmak için önümüzdeki yıllarda satacak başka arsamız, arazimiz kaldı mı onu da merak ediyoruz. Başarılı bir belediyecilik anlayışında bütçenin en az %50'sinin yatırımlara harcanması gerekmektedir. Oysa 2018 yılı mali yılı tahmini bütçesinde bu oranın %21.7 olduğu görülmektedir. Bu durumda 2018 yılında yapılması gereken yatırımların ötelendiği anlamına gelmektedir. Yine bütçe incelendiği zaman 2017 yılında 32.237.000 TL olan Temizlik İşleri Müdürlüğü bütçesinin 2018 yılında 55.546.000 TL sorumlu birim teklifine rağmen başkanlık tarafından
60.046.000 TL olarak belirlenmesi düşündürücüdür. Acaba temizlik işlerine verilmesi düşünülen bütçe seçime yönelik bir bütçe midir? Merak ediyoruz. 2017 yılında 8.992.000 TL olan Bilgi İşlem Müdürlüğü bütçesinin 2018 yılında da 8.878.000 TL olması da düşündürücüdür. Çünkü 2017 yılında yeni belediye binasına taşınılmasına rağmen bu bütçeyi de etik bulmadığımızı belirtmek istiyorum. Aynı bütçe büyüklüğüne sahip bir şirketiniz olsa aynı şartlarda böyle bir bütçe ayırır mısınız? Bütçe yine ayrıntılı incelendiği zaman gelir gider dengesizliği görülmektedir. Bu durumda sermaye gelirleriyle kamufle edilmektedir. Bunun yerine yeni kaynaklar üretilmeli, tasarruf tedbirleri alınmalı, gereksiz harcamalara bir dur denmelidir. Yıllardır bütçe gelirlerimizin en popüleri olan Albatros'taki yerin satışından ne kadar tahsil edilmiştir? 2018 yılı bütçesindeki payı da ne kadardır merak ediyoruz. Artı kira gelirlerinden nerelerde ve ne kadar artış yapılmıştır? Belediyemizin İller Bankası'na borcu ne kadardır? Kamu ve özel bankalara ne kadar kredi borcumuz var? 2017 yılı içinde ödenen faiz miktarı ne kadardır? 2017 yılında arsa ve diğer satışlarda ne kadar tahsilat yapılmıştır? Gelir elde edilmiştir. Kamu borçları ile ilgili olarak yapılandırılmadan faydalanıldı mı? Arsası belediyeye ait olan cami, okul gibi yerlerden hazineye borç karşılığı olarak devir yapıldı mı? 2017 yılındaki gelirlerdeki gerçekleşme oranı nedir? Tahmini bütçenin gerçekleşme oranı ne kadar yüksek olursa bu bütçe için özenle hazırlanmış başarılı bir bütçe denilebilir. Bu bakış açısıyla 2018 yılı mali tahmini bütçenin yüksek bir oranda gerçekleşmesini de temenni ediyorum. 2018 yılı performans programına gelince geleceğe dönük proje olmadığını maalesef görmekteyiz. Sosyal belediyecilik anlayışında farklılık yaratacak projeler yok. Çocuk evleri, kadın sığınma evleri, konuk evleri, gençlik evleri gibi. Belediyemiz envanterinde görülen taşıtlar içindeki çok eski model araçlar bulunmaktadır. Bu araçlarla ilgili olarak acaba bu araçların hepsi faal mi? Diğer belediyelere bunlar içinde verilenler var mı? Bu eski araçlar faal ise harcanan masraflarla ilgili reel bir çalışma yaptınız mı? Yine 2018 yılında düşünülen trafik eğitim parkı düzenlemesinin nerede gerçekleştiğini de öğrenmek istiyoruz. 2017 yılında 150 kiralık araç sayısı 2018'de 200'e çıkarılmaktadır. Bu kiralık araç sayısı fazla değil mi? Bu araçlar hangi birimlerde kullanılacak? Kamu kurum ve kuruluşlarına kullanılan araç sayısı kaçtır? Ve yine 2018 yılında kamu kurum ve kuruluşlarına verilecek bu araç sayısında bir fazlalık olacak mı? Belediye bünyesinde kiralık olarak kullanılan iş makinesi ve kamyonlar var mıdır? Bunları da öğrenmek istiyoruz. Belediyemiz sınırlar içinde tarihi eser konumunda olan bir yapının restore edilerek kent müzesi haline getirilmesi konusunda bir çalışma gerçekleşti mi? 3.290.500 TL olan personel gideri olan özel kalem müdürlüğüne görevli olan personel sayısını merak ediyoruz. Yine 2018 yılında 6 adet kahvehanede düşünülen kütüphaneler için düşünülen 265.000 TL'lik bir rakamı da etik bulmadığımızı belirtmek istiyorum. Bu kütüphanelerle olduğu için kahvehane sayısı mutlaka çok daha fazla olması lazım. 6'da kalmak da bence çok az bir rakamdır. Halkın her yıl farklı ülkelerden gelen misafirlerle teması ve çocukların tatillerini etkili bir şekilde değerlendirilmesi için düşünülen 2.665.000 TL'lik bütçe festival dışında gelen misafirler için midir? Ve bununla ilgili tatiller nerelerde yapılacak, bu konuyla ilgili bilgilendirilmek istiyoruz. Yine Uluslararası Büyükçekmece'de çocuk el sanatları atölyeleri köyü oluşturulması ve atölye bayramı gerçekleştirmesi konusunda bir fizibilite çalışması yapıldı mı? Yine 2016 yılı performans programında da yer alan bu Büyükçekmece'deki Atatürk Spor Kompleksi'nin protokol tribününün üstünün kapatılması konusunda çalışmalar ne zaman bitirilecektir? Yine spor müdürlüğü bünyesinde çalışan 30 personel için 426.200 TL'lik bir bütçeden bahsedilmiştir. Yani 30 personel düşündüğümüz zaman bu rakamın daha fazla olacağı düşünülüyor. Belki burada bir kitapçıda bir yanlışlık olabilir. Bunu da bir daha gözden geçirmesini istiyoruz. Yine 2017 yılında yaz okullarında başvuru sayısı 3.000 olduğu belirtilmiştir. Acaba katılımcı sayısı kaçtır? 2018 yılında yaz okullarına düşünülen 3.000 kişi için harcanması düşünülen planlanan 2.805.000 TL yani kişi başına
935 TL'lik bir maliyet çok yüksek bir maliyet değil midir? Bu maliyet birçok belediyede çok daha düşük olduğu halde bizde yüksek görülmektedir. Bu konuyla ilgili ya kişi başına düşen maliyet düşürmeli ya da kişi sayısı artırılmalıdır. Yani bu bütçeye çok daha fazla yeğenimize, çocuğumuza ulaşma imkanımız mevcuttur. Yine 2017 yılı içinde amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yapılmıştır diye belirtilmiştir kitapçıkta. Fakat bu malzeme yardımı kulüplere yapılmamıştır. Bu yardımın yapılmış gibi gösterilmesini etik bulmuyoruz. Yine 2017 yılı içinde ulaşımı sağlanan 10 tane amatör spor kulübünden bahsedilmiştir. Bu amatör spor kulüplerinin isimlerini öğrenmek istiyoruz. Sonuç olarak 2018 yılı mali yılı bütçesine yeni kaynaklar üretilmediğinden, özellikle sermaye gelirlerine göre harcanan bir bütçe olduğundan, tasarruf tedbirleri konusunda hassasiyet gösterilmediğinden dolayı 2018 yılı performans programına Büyükçekmece ilçesinde yaşayan insanlarımızın sağlıklı, huzurlu ve mutlu yaşamalara yönelik projeler olmadığından, yapılan yatırımların bölgesel anlamda eşitliğe uymadığından dolayı AK Parti grubu adına bu bütçelere hayır diyoruz, saygılarımla. Sayın Uçar, teşekkür ediyorum. Buyurun Coşkun Bey. Niye kaldırıyorsun kardeşim? Şey, bırak, yerine çek. Bu 2017 malzeme yardımı yapılmamışsa ben de... Sadece şey mi? Tepecik mi? Tepecik spor. Profesyonel. Peki. Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, değerli hazırım. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Konu 2018 yılı performans ve 2018 yılı tahmini bütçesi üzerine. Aslında sunumu bürokrat arkadaşlarımız yapıyorlar. Broşürlerinde dağıtılar, kitapçıklarında her şey var. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına söz alan Mustafa Uçar kardeşim burada bir konuşma yaptı. Çok doğal. Elbette ki muhalefet görevini yapacak. O da çok doğal. Çünkü demokrasilerde fren balata sistemi dediğimiz bir şey vardır. Yıllardan beri hep bunu söyleriz. Demokrasinin, parlamenter sistemin güzelliği budur. İktidar icraat yapar, muhalefette çıkar, eksik bulduğu şeyleri işaret eder. Aslında bunlar katkıdır normal şartlarda. O anlamda abdestimizden şüphemiz yok. Eleştiriler için kendisine canı gönülden teşekkür ediyorum. Yalnız tabii burası yerel parlamento. Mesela bir iki şeyi düzeltme gereği hissediyorum. Polemik değil. Kahvehanelere kitaplık harcamalarının etik olmadığını fazla bulduğunu söyledi. Bir kere kahvehanelerde kitaplık değil, kıraathanedir. Bizim kültürümüzde kıraat okumak demektir. Kıraathanelerde kütüphane anlamındadır. Bunu düzelteyim. Dolayısıyla okumak iyi bir şeydir. Yüce dinimizin kitabında bile ilk ayeti ikra, oku demektir. Onun için okumayı sevmek lazım diyorum. Tabii eleştirilerini saygıyla karşılıyorum ama bu satılacak yer kaldı mı diye sorular sordu. Yani Recep Bey ile Rıdvan Bey de orada, biz Büyükşehir'de beraber görev yapıyoruz. İstanbul'da hani biz de soruyoruz satılacak yer kaldı mı derken bunun denetlenebilir olmasını sorgulamak lazım. Yoksa merkezi hükümetin 47 milyar ek bütçe gelecektir diyor yaklaşık devlete daha şimdiden. Şimdi bunları tabii kalkıp ya bu nedir demek yerine nereye harcanıyor, neden böyle oluyor'a bakmak lazım. Dolayısıyla kısaca belediyemizin 2018 yılı gelir ve gider bütçemiz 377 milyon TL olarak hazırlanmıştır.
2017 bütçesi 330 milyon olarak kabul edildi. 80 milyon ek bütçeyle birlikte 2017 toplam bütçesi 410 milyon. Personel giderleri 39.823 bölü 300 TL'dir. Bütçenin yani %18-36'sı kısmını oluşturmaktadır. Rakamları yuvarlak geçiyorum kafanız karışmasın diye. Toplam yatırım bütçesi 224 milyon TL'dir. Toplam bütçenin yaklaşık %60'lık kısmına karşılık gelmektedir. 2018 yılı bütçesi öz kaynaklarla finanse edilen bir bütçe olacaktır. Şu an içinde bütçede borçlanma mevcut değildir. 2018 yılı içinde ihtiyaç doğması halinde İller Bankası'ndan proje karşılığı kredi kullanılabilecektir. 377 milyon bütçenin 156 milyon vergi gelirleri, 115 milyonu sermaye gelirleri, mülk satışı gelirleri demek. 83 milyonu diğer gelirler yani kurumlardan alınan paylar. 22 bölü 6 milyonu teşebbüs ve mülkiyet gelirleri olarak öngörülmektedir. 2018 yılı bütçe gider bütçesi de personel giderleri. Ben bunları bence geçeyim. İlgili başkan yardımcımız sanırım bunlara detaylı olarak cevap verecek. Önümde var ama zamanınızı almamak için girmiyorum. Dolayısıyla bir iki yanlışı bulduğum için onlar düzeltme babında cevap değil. Cevap vermek istedim. Bu bütçenin Çekmece halkımıza ve ilçemize hayırlı hizmetlere getireceğine inanıyorum. Ve hep beraber inşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Büyükçekmece halkımıza hep beraber hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Mehmet abi yanlış yere gitti. Coşkun Tanış'a teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Başka söz alacak yok galiba, gruplar konuştu. Efendim? Recep Bey istedim. Buyurun Recep Bey. Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar, öncelikle yeni meclis binamız hayırlı olsun. Sayın Milletvekilimize de hoş geldiniz diyorum bu arada. Az evvel bütçeyle ilgili Plan Bütçe Komisyonu'ndaki arkadaşımız Mustafa Uçar Bey, AK Parti grubu adına duygu ve düşüncelerini ve buradan bize iletilen kitapçıktan elde ettiğimiz verilerle yaptığımız çalışma üzerinde bir netice sergiledik ve bu da bizim AK Parti olarak kendi grubumuzun verdiği bir duruştu. Bununla ilgili şunu ifade etmek istiyorum. Tabii ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de meclislere yine sizlerle beraber, CHP Grup Başkan Vekili arkadaşlarla beraber katılmaktayız. Ve orada da aynı şekilde eleştirileri ve diğer yapıcı eleştirileri ve doğruları da kabul etmek durumunda kalmaktayız. Burada da az evvel konuşmacı Hatip arkadaşımız ifade ederken sizin verdiğiniz, belediyeden bize verilen verilerle ve yine belediyeden bize ulaştırılan 2018 yılı performans programı ve tahmini bütçe üzerinden bir değerlendirme yapmaya çalıştık. Ve bunu yaparken de kullandığımız kaynaklar gene sizin kaynaklarıydı. Az evvel CHP Grup Başkan Vekili arkadaşımız kahvehane ile kıraathane olayına girerken bizim arkadaşımız kıraathanelerde, kahvelerde kesinlikle kütüphane olmasın anlamında bir ifade bulunmadı. Sadece 6 tane kahvede 265 bin lira gibi bir rakamla çok daha fazla şeyler yapılabileceğini ve Büyükçekmece'nin 24 mahallesinde sadece 6 tane kahveden ibaret olmadığını, çok daha fazla kişiye ulaşılabileceğini, çok daha fazla iş yerine ulaşabileceğini ifade etti. Ve bir şeyde doğru saptamak gerekir. Biz tüm hazırlıklarımızı yaparken bürokrat arkadaşlarımıza güvenerek sizin bize verdikleriniz üzerinden yapıyoruz ve sayfa 125'te de az evvel Sayın Grup Başkan Vekilimizin kıraathane sözünün burada da kahvehane olarak geçmesinden dolayı bizim kardeşimiz de kahvehane olarak ifade etti. Yanlış varsa sizin yanlışınızdır. Onu net olarak ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Muhalefetin görevi gerçekten az evvel ifade olunduğu şekliyle, Hatip arkadaşımızın ve komisyondaki arkadaşımızın da belirttiği şekliyle biz Büyükçekmece'de yapılan tüm doğrulara en başta evet diyerek Büyükçekmece için yapılacak her türlü platformda, yapılacak her türlü hizmette taşımızı elin altına koyarak bunu zaten gösteriyoruz. Ve bundan önceki yıllarda da tahmini bütçelere evet verirken, ki geçtiğimiz yıllarda evet vermiştik tahmini bütçelere, Büyükçekmece'nin bütçesini sizler tahmin ediyorsunuz. Şu anda Büyükçekmece idare eden konumda sizlersiniz. Bizler de muhalefet anlamında sizlere yapılan yanlışlarda, yapılması istenen de halkın bize ilettiklerini biz de hakka ve halka
halka ve halka rağmen, halkla beraber sizlere ifade etmeye çalışıyoruz. Ve bu noktada bir tabir vardır. Yani biz araba devrilmeden yol gösterme gayreti içerisindeyiz. Ve burada bir yanlış varsa, bir eksik varsa bunu da her tahmini bütçede AK Parti grubuna yakışır bir şekilde eleştirel tavırlarla bunları sizlere ifade ediyoruz diyorum. Ben bütçeyi hazırlayan arkadaşlarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne yapmak istiyorum. Neden diyeceksiniz? Fen İşleri Müdürlüğümüzün ve Park Bahçeler Müdürlüğümüze baktığımız zaman gerçekten çok fazla hizmet yapmak istediklerini ve bu noktada Fen İşleri Müdürlüğümüzün 191 milyon 194 bin 400 lira gibi bir talebi olduğunu, Park Bahçeler Müdürlüğümüzün de 77 milyon 493 bin lira gibi bir talebi olduğunu, ancak bunların yarısından ve yarısından azının komisyondan onay aldığını da görüyorum ve her iki müdürlüğümüze de altyapı anlamında, şehrin kentleşmesi anlamında hizmet yapma isteklerinden ve şevklerinden dolayı da teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Recep Bey teşekkür ederim. Vallahi ben de 291 değil 291 vermek istiyorum. Çünkü onlara para dayanmaz. 24 saat bu sefer çalışırlar. Ama olmuyor. Grup, Ahmet sen söz mü istedin? Var mı söyleyeceğiniz bir şey? Mustafa Bey'in söylediklerini üzerine söyleyecektim ama iki grup başkanı konuştuktan sonra... Tamam. Peki. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, hiç kimse gocunmayacak. Demokraside bütçeler siyaset meydanıdır. Belediye meclisi parlamenter bütçeyi bekler, çıkar bütçede kendi düşüncelerini, kendi tespitlerini ortaya koyar. Ankara'da muhalefet çıkacak, iktidarı tenkit edecek, kendine göre doğruları söyleyecek, Büyükçekmece'de muhalefet çıkacak, iktidarı tenkit edecek, kendi doğrularını söyleyecek, konuşacak, sonra demokrasinin gereği yapılacaktır. Benim burada üzerine basarak, altına çizerek söyleyeceğim bir şey vardır. Büyükçekmece Belediye Meclisi'ni bütün diğer meclisler takip etsinler. Hem etik anlamında, kimseyi tenkit etmiyorum. Bütçelerde çok kavgalıydı, onun için söylüyorum. Hem mütevazilik anlamında, üslup anlamında nasıl bir meclis oturumu sergilediğimizi zaten televizyon ekranlarından çokça vatandaşımız izliyor. Herkesin görmesini isterim. Bu nedenle önce belediye meclis üyelerimin her birine ayrı ayrı şahsım ve milletimiz adına Büyükçekmece halkım adına teşekkür ederim. Siyasi anlamdaki konuşmalardan sonra ben siyasi olmayan konuşma yapayım. Bütçeyle ilgili iktidar, muhalefet söyleyeceğini söyledi. İktidardan grup başkan vekili konuştu. Ben de birkaç hususu hem Büyükçekmece Belediye Başkanı olarak ömrünü bu işe vermiş bir arkadaşınız olarak hem de Türkiye'deki belediyelerin genel durumunun ne olduğunu birkaç şeyle gözler önüne sereyim cümleyle. Değerli arkadaşlar, Türkiye'deki belediyelerin istisnai durumlar vardır. Kocaeli Belediyesi gibi, İstanbul Belediyesi gibi gelirleri çok yüksek. Belki Bursa Belediyesi de onlardandır. Ama gider gelir dengesini kuruyor. Gelirleri çok yüksek, para sıkıntıları yok. Değerli arkadaşlar, bir gerçeği söyleyeyim size. Aşamıyoruz. Mutlak surette aşılması gerekir. Burada Erzurumlu var, Trabzonlu var, Diyarbakırlı var, Edirneli var, Balıkesirli var, Adapazarlı var, herkes var. Değerli arkadaşlar, Allah insanların hepsini mahluk-ü beşer olarak, en kutsal varlık olarak yeryüzüne getirmiştir. Hakkari'deki, Çukurca'daki vatandaş da insan, Adapazarı'ndaki de insan, İzmit'teki, Kocaeli, neyse hepsi insan. Ona hizmet eden de Hakk'a hizmet etmiş olur bizim inancımız gereğince. Belediyelerdeki aksaklık çok net.
aksaklık derken insana hizmet etme noktasında devletimizin, hükümetimizin, yöneticilerimizin bugüne kadar çözemediği çok önemli bir konu var. İzmit'teki vatandaş için belediyeye 735 TL veriliyor. Kişi başına ayda. Diyarbakır'dakine 121 lira veriliyor. Adapazarı'na 220 lira veriliyor. İstanbul'a 435 lira veriliyor. Bursa'ya bilmem ne kadar veriliyor. Arada uçurum var. Bunun behemahal Türk yerel demokrasisinin eşit hizmet yapabilmesi adına sayın bakanlıklarımız ve hükümetimiz tarafından düzeltilmesinin şart olduğuna inanıyorum. Televizyon ekranlarındayız şu anda. Olmazsa olmaz. Bu olmazsa 1397 belediyenin 1390 tanesi hayali bütçe yapmaya devam eder. Hiçbir belediyenin bütçesi tutmaz. Sadece 10-15 belediye hariç. Ben bunu Türkiye Belediyeler Birliği'ni kurduğumuz günden beri tüm Türk belediyelerini tanıyan bir arkadaşınız olarak söylüyorum. Yazdık, çizdik, kitaplara yazdık bunları. Hükümet gayret ediyor mu? Ediyor. Ne zamandan beri görüşüyoruz biz bunu Maliye Bakanlığı'yla, Başbakanlık'la, İçişleri Bakanlığı'yla heyet olarak? 2005 yılından bu yana. Mevcut kanunları o günkü Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bir yerlerde yapmaya başladık. Finans, belediyelerin gelirlerini artıracak kanunu da bize yaptırdılar. Ama sadece bize verilen yetkilerle ilgili ve belediyelere aktarılan veya yeniden yapılan düzenlemelerle ilgili kanun çıktı. 2005 yılından beri 13 yıl oldu. Belediyelerin gelirlerinde bir kuruş artış yok. %100, yani 200 liralık bütçemiz 100 liraya indi. Bakın tekrar ediyorum. 200 lira, 200 milyonluk bütçemiz şu anda 100 milyonun altına düştü. Bir başka husus. Bazıları telefonla, televizyonla konuşurken belediyelerin borçlarından bahsediyorlar. Hiç kusura bakmasınlar, isim de vereceğim. Çıksınlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borcunu bir kenara yazsınlar, karşıya yazsınlar, Türkiye Cumhuriyeti halkı bunu görsün. Diğer 1396 belediyenin borcunu da bir yere yazsınlar. Sonra orantı yapsınlar, orantı kursunlar. İsim vermek etik değildir, bunu bilerek verdim. Çünkü bütün diğer belediye başkanlarımız ve diğer belediyelerimiz töhmet altında bırakılıyor. Yazıktır, günahtır. Baksınlar, ben rakam vermeyeceğim, olmaz artık. Sadece ben iki cümle söyledim belediyelerin borçlarıyla ilgili. Bir başka husus, belediyelerin hepsi borçlanmaya devam edecektir. Biz de borçlanacağız. Çünkü memleketimiz fakir. Kişi başına düşen milli gelir 8.000 dolar civarında. Gelirimiz yok. Biz Kore değiliz. Kore 35.000 doları geçti kişi başına düşen gelir. İşsizlik sıfır. Dolayısıyla belediyelerin geliri yok. Yok. Bir başka hususu daha gündeme getireceğim. Demokrasi adına yarın Strasbourg'da konuşacaklarımızdan bir tanesinde bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü gündeme getirecekler. Türkiye'deki arsa ve arazi vergi değerlerinin sanki belediyeler tarafından yapıldığını bir algılıyor halkımız veya öyle bir algı yaratılıyor. Belediyeler tarafından hiçbir arsa, arazi ve bina değer tespiti yapılamaz kanunlarımız gereğince. Belediyeler tarafından ne arsa, ne arazi, ne bina vergi değer tespiti, asgari değer tespiti yapılamaz. Kanun koyucu bunu çok güzel bir statüye oturtmuş. Bina olduğu için bunu bakanlığa vermiş. Hesabı yapılacak. Doğrudur.
Araziyi bakanlığa vermiş. O yetkilerini aşağı doğru kullanır taşra teşkilatlarına doğru. Şehirlerin içerisinde imar planı geçmiş, arsa vasfını kazanmış yerlerin değer tespitini de 5 kuruma vermiş. 1 demiş, mahallenin muhtarı. 2, o beldenin belediyesinden yetkili birisi. 3, vergi dairesi. 4, SPK'dan bilmem kim. 5, ticaret odasından birisi. 6, o heyetin başındakinin talebi üzerine mahalledeki güvenilir emlak işinle uğraşan kişiler, 7 kişi bunu tespit eder, asar, askıya çıkar, İstanbul inciler, askıya çıkar, varsa itiraz olan mahkemeye başvurur. Bu böyleyken sanki belediyeler çok büyük artış yapmışlar. Bunun için biz bütün bu kurumları sildik attık diyor Ankara. Kardeşim %50 arttırabilirsiniz. Peki, %50 arttırdık. E5 üzerindeki 5.000, 4.000 liraya, 3.000 liraya satılan, metrekaresi satılan yerleri 55 lira yaptık. Hadi 60 lira yapalım. Ne olacak? Kim kimi kandırıyor ya? Bu duyulsun, şu televizyon ekranından bunlar duyulsun. Millet olarak devleti soyuyoruz. Millet olarak devletimizi zora sokuyoruz. Niye mi? Niye mi? Ben belediye başkanıyım. Televizyon ekranlarında bunu çokça konuşacağım. Lüks bir villa alıyorsunuz. Satış değeri 2,5 milyon dolar. Tapuda 500 bin TL satışı. Kimi kandırıyorsunuz? Kimi soyuyorsunuz? Türkiye Cumhuriyeti'ni. Büyükçekmece'de 4.000 dolar, 5.000 dolara yer yok Beykent'in, oradan bahsedeyim. 5.000 dolara arsa yok. Kaç para metrekaresi? 300 lira, 400 lira. Bizim hatamız var mı? Tabii ki var. Belediyelerin hatası var mı? Var. Ama bir kurul yapıyor bunu, belediye yapmıyor. Demek ki bize kalsaydı, biz onları istediğimiz şartlara, istediğimiz şartlara derken, hiç olmasa 1/3'üne getirirdik. Burada kişiselleştirmeyelim. Ben genel Türkiye'nin bu konudaki manzarasını ortaya koyuyorum. Türkiye'de arsa, arazi, bina vergileri ya kaldırılsın, hiç alınmasın, devlet alsın veyahut da demokratik kural içerisinde kurulmuş olan kurumlar bu değer tespitlerini günün raiç bedellerinin hiç olmasa %50'sine, hiç olmasa 1/5'ine, 1/4'üne getirsinler de yavaş yavaş bunu yükseltsinler ve bu milleti biz birbirimizi soymayalım. Birbirimizi soymayalım. Tapu diyor, kaç para bunun raiç bedeli? Gönderiyoruz Hadımköy yolu üzerinde. Diyoruz 150 lira metrekaresi. Kaça sattın burayı Ömer Bey? Vallahi 3.000 dolara sattım metrekaresini. Ya yazık, günah değil mi ya? Ondan sonra kaynak arıyoruz. Bundan sonrasının yorumu halka aittir. Belediyelerin gelirleri yok. Belediyelerin bu şartlar altında hizmet yapması mucize. Hangi belediye ABCD iyi hizmet üretiyorsa onun personeline, adamlarına, başkanlarına, meclis üyelerine madalya takmak lazım. Sordu, ne kadar arsa kaldı? Ne kadar varsa hepsini sat. Millete hizmet et. Hepsi öyle yapıyor. Sat ama değerlendir. Şehre gelir getirsin. İstihdam sağlasın. Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar çok ağır arkadaşlar. Gelir getirici bir nolu bizim için, bir nolu sektör inşaat sektörüdür. Stop. Almanlar yat limanı yapıyor, 2-3 bin kişi çalışacak en az. Korkuyorlar yavaş yavaş. Bir holding yat limanına başlayacak, yabancı sermayelere, yabancı sermaye dur demiş. Dün geldi de bana ağladı.
Büyük yatırımcılar bekliyoruz abi diyor. Memleketimizin birlik ve bütünlüğü, hepimizin dirayetli duruşu, ülkemizin önündeki bu zorluğu, bu kara gözüken, flu gözüken tüneli aşacaktır. Önce birlik ve beraberlik, bütünlük ve durup dururken yalandan siyaset yapmaya da gerek yok. Biz doğruları söylemeye devam edeceğiz. Yani yalancı siyaset, yani olmayan şeyi olmuş gibi göstermek bizde, iktidarda, muhalefette olmamalıdır. Millet bizden iyi eğitilmiş nesiller istiyor ki Atatürk'ün dediği gibi muhasır medeniyet düzeyine bu ülkeyi ulaştırsınlar. Millet bizden iyi projeler istiyor ki bu ülke Avrupa Birliği, benim kafamda hiç yoktur, Avrupa standartlarına yükselsin. Millet bizden iyi yatırımlar istiyor ki mahallede, beldede, ilçede, ilde istihdam artsın. Bunların hepsi inşallah akılla ve bilinçli, çağdaş düşünceyle medeniyetin getirdiği şart ve imkanları, projeleri, medeniyetin gelmiş olduğu, çağın gelmiş olduğu noktaları da iyi tahlil ederek ülkemizin kalkınması için yine ne yapacaksak biz yapacağız. Asla hiçbir dostumuz, o da yok, hiçbir dostumuz, en yakın dostumuz kimse, onlar dahi bir an önce bu milletin tökezlenmesini, bu ülkenin tökezlenmesini isterler. Çünkü Haçlı seferleri ne zaman başlamasa o günden beri devam etmektedir. Bunun da altını çizmek lazım. O nedenle ucuz günübirlik siyasetlerle hiçbir şekilde ülkemizin âli menfaatlerini ön plana çıkartarak onlarla uğraşmamak lazım. Belediyemizin bir yıl önceki bütçesi 410 milyon TL'ydi. Ben 350'ye, 340'a indirin dedim çünkü gerçekleşmez. Gerçekleşmez. Ama kağıt üzerinde 377 milyonun gözükmesi şart. Niye? Recep Bey diyor ki, evet haklı, evet bizim fen işleri, yatırımcı müdürlüklerimiz Fen ve Park Bahçe hakikaten harikalar yaratıyorlar. Ama para yok. Para yok. Biz hayali, biz borçlamaya devam edeceğiz. Borcumuzu sordunuz. Müteahhitlere zannediyorum 90 milyon lira. 60'a inmiştik, 90'a çıktı öyle mi? 60 milyona kadar inmiştik, 90'a çıktı. Albatros içinde yatırılan paranın 67 milyon olduğunu biliyorum. Yatan paranın, onun tarihleri var. Şimdi buna rağmen buradan televizyon kaydediyor, canlı yayındayız. Yine ısrarla söylüyorum, İstanbul'un bütçesini en iyi yöneten belediyelerden ya birincidir ya ikincidir. Ölçüsü de şudur. 1300 kişi, 1250 kişi yaklaşık çalışıyor. Taşeronda, içeride, dışarıda. Personel giderlerimiz, ki asgari ücretin altında bir kişi çalışmıyor. 2000 liradan aşağı pek doğru düz maaş yok. Personel giderleri %18'dir. İstanbul'u araştıran 2-3 ilçe hariç %35'in altında bir tane yok. Takip edeceksiniz, İstanbul'daki metrobüs arkadaşlar görürler. %30'un altında yok. %35'i, %40'ı, %50'yi, %60'ı bile aşanlar var. Biliyorum, isim söyleyemem. Mustafa Uçar arkadaşım gider yatırım bütçesinde bir eksiklik yapmış olabilir. Yedek ödenek de yatırım için kullanıldığı için onu katmadınız galiba. Bizim yatırım bütçemiz 2017-18 için tahmin edilen yatırım bütçemiz bütçemizin %60'ıdır. Keşke bu bütçemizin rakamı biraz daha büyük olabilseydi de bu da orantılı olarak büyüseydi. Çünkü Büyükçekmece yatay olarak çok şükür beton kondularla, 40 katlı, 100 katlı beton kondularla oluşan bir ilçe değil, yatay bir ilçe. Dolayısıyla yollarımız uzun.
2 katlı, 3 katlı, 4 katlı. Bir ilçede 100 metre yol yapıyor, orada 5000 kişi oturuyor. Biz 2 kilometre yol yapıyoruz, 300 kişi oturuyor. Yatay büyük araziye sahip olduğumuzdan Fenişleri'nin, Park Bahçesi'nin işi hiçbir zaman için bitmeyecektir. Borçlanmaya da devam edeceğiz. Ben de merak ediyorum, 6 tane ana oku, Mustafa Bey dedi ki, işte ne kadar gençlik evi yapılıyor, neler yapılıyor? 2018'de 3 tane sanat merkezi, biz gençlik evi falan demiyoruz, 3 tane ama biraz konsepti değiştirdik. 3 tane çok ciddi, 2 katlı, 3 katlı gençlik merkezinin de içinde olduğu kültür ve sanat merkezi inşaatı olacak. Çok da güzel bir proje olacak bu binaya benzeyen dış cephesi. 4 kesin, 6, 4 ile 6 arasında 4 veya 6 mahallemizde 100 ile 180 çocuk kapasiteli 6 tane anaokulu ve kreş olacak. 4'ü garanti paraya bakacağız. İkisi de yedekte bekleyecek ama yapmayı yapacağız. Belediyenin işletmesi, belediyenin şirketi işletecek. Yani dışarıda anaokul 600 lira, 700 lira alıyorsa belediye personelinden herhangi bir maaş, kira alınmayacak, herhangi para alınmayacak. Belediye personelinin çocuklarından. Diğerlerinden çok cüzi bir bedel alınarak özellikle memur, devlette çalışan, dul, yetim çocukları, şehit çocukları, gazi çocukları buralardan daha uygun şartlarda ücretsiz istifade edecekler. Bu çok önemsiyoruz bunu. Mimar Sinan Cumhuriyet Kültür Merkezi'nin temelini atacağız. Yavaş yavaş yürüteceğiz onu da. Ama çok güzel bir proje bitme üzere, çok da güzel bir yerde olacak. Daha sonra sizlere duyururuz. Daha sonra hep beraber temelini atarız. Özel Kalem Müdürlüğü'nde 4 kişi falan çalışır, 5 kişi falan çalışır. Özel Kalem Müdürlüğü'nün 3 milyonluk şeyi maaş değildir. Aynı zamanda çelenk, bayram giderleri, gelen misafirlerin ağırlamaları, ağırlama giderleri de oradan yapılır. Bakarsanız diğer belediyelere en düşüğü herhalde biziz. Bizden sonra veya Çatalca'dan sonra biz geliriz. Bu kadar büyük dış ilişkisi olan bir belediyede o 2 kat olmalıdır bence. Ama biz daha da aşağı çekmenin yollarını arayacağız tabii ki. Yaz okulları maliyetini anlamış değilim. Yaz okullarında çocuklara verilen çanta, ayakkabı, şu bu, ben bakıyorum. Bir çocuğa olsa olsa 150 lira, 200 lira civarında en çok bunlar mal olur. Ama bu spor müdürlüğünün tümüyle giderlerini kapsayan bir bütçedir. Sadece eğer bir çocuğa 950 bin TL koymuşlar, 950 lira koymuşlar oraya, zaten onun benden geçmesi söz konusu değil arkadaşlar. Ben bakmadım, o inceliği bilmiyorum. Öyle bir şey asla olamaz. Ve biriniz kahvehane, biriniz kıraathane dedi. Ben Recep Bey'in tenkidine katılıyorum. Yazmasaydın kardeşim oraya kahvehane, kıraathane yazsaydın, ben de kıraathane okurdum. Ben nezaket kuralları gereğince sizin yazdığınızın üzerine kelime değişikliği yapmadan kahvehane okudum dedi. Güzel bir tenkitti. Onun için esprili bir tenkit oldu. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, kaç kıraathanede veya kahvehanede veya kafeteryada buyurun kaç? 27 tane kıraathanede var. Kıraathanenin alanı 27. Toplam. Kaç? 62 tane farklı kütüphanemiz var. Rafı en az 800 veya 1400 olmak üzere. En az 1400 kitabın olduğu şu an 60. 1400 kitap olmaz. Ben Tepecik'te bir yere geldim. Küçük bir, ama kendileri yapmıştı. Küçük bir raf yapmışlardı. Bunu paylaştınız başkanım. Bir de oku köşelerimiz var 2018 için. Ruhsat müdürlüğüyle başlattığımız. Onun için bu rakamı yüksek tuttum. Tabii, peki, ki
Peki, oku ben... köşelerine konması için başkanım. Şimdi ben de bu konuya çok hassasiyet gösteriyorum. Mesela Celaliye Kamil Obalar'da daha çok meclis yapıyoruz. Oralardaki kahvanelerin kişilerini çok beğeniyorum, kütüphanelerini. Şöyle yaparız. Kültür Müdürlüğümüz kaç yere kütüphane yapmışsa bunları fotoğraflıyorlar bir albüm şeklinde bize gelecek meclise versin ki biz de tam görelim. Ben de tam şey değilim ama tam vakıf değilim fakat bilinmesi gereken şey şu. Bugüne kadar biz yapıyorduk. Bütün kahvanelere, bütün kıraathanelere hem kütüphaneyi yapıyoruz hem de kitaplarını alıyoruz. Her cinsen, dini, ilmi, milli, her kesimin okuyabileceği kitapları da biz alıyoruz. Hapishanelere başkanım ve bölge okullarımıza. Hapishane ile bölge okullarına da yaptık. Bunların bize resmi dökümünü çıkartacaklar. Resimlerle beraber istiyorum. Sizlere takdim edeceğiz. Gayet haklısınız sormakta. Ama şunun bilinmesini istiyorum. 15 Ekim'den itibaren, 15 Eylül'den itibaren belediyemiz sınırları içerisinde, bu bir haberdir esasında arkadaşlarımız yapsalardı, belediyemiz sınırları içerisinde kahvane, kıraathane, kafe, işte bilmem değirmen kafe, bilmem ne kafe, milletin saatlerce oturduğu yerlerden bahsediyorum. Bir içkili lokantadan, bir işte yazın çay bahçesinden, açık bir çay bahçesinden bahsetmiyorum. Kordon boyundaki kafelerden bahsediyorum örneğin. Deniz tarafındaki o yazın kullanılan yerden bahsediyorum. Bizim kabul edeceğimiz ölçüde kütüphane yapmayan, içerisine bütün kesimi, bir de liste veriyoruz, bütün her kesimin, solcu, sağcı, ortacı, liberal herkesin okuyabileceği kitapları koymadığı müddetçe Büyükçekmece Belediyesi işletme ruhsatı vermiyor arkadaşlar. Bu Türkiye'de ilk defa alınmış bir karardır. Başkanlık makamı emri gereğince resmi yazımla Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne bu talimatı verdim ve tarihinde 15 Eylül, 1 Ekim mi koydum bilmiyorum ama 15 Eylül olabilir. Demek ki kahvane ve benzeri halkın oturduğu yerlerde vatandaşlarımız bu işi bundan sonra kendileri yapacak. Okuyan var mı? Mesela en son gittiğim Celaliye'de köşe başındaki kahve, yani Kamil Oba tarafında köşe başındaki kahvenin ismi neydi? Rıdvan abi. Baktım iki kişi almış yaşlı orada kitap okuyorlar. Çok hoşuma gitti. Çok büyük bir kazançtır. Dolayısıyla bu konuda bilgilendirme yaparız. Bir başka kulüplere malzeme yardımı yapılmadan buraya malzeme yardımı yapılmış gibi bir hava geliyor çocuklar buraya. Nereden geliyor şimdi? Dönüyor bir hava dönüyor. Nereden? Neyi açtınız? Nereye açtınız? Bir yardım yapılmadan yardım yapıldığı söylendiği böyle bir şeyi kabul etmek mümkün değil. Benim bildiğim kadarıyla şu olabilir. Profesyonel futbol takımı olan Tepeci'ye yardım hukuken yapmamız söz konusu olmadığından Tepeci'ye öyle bir yardım yapmıyoruz ama Tepeci'ye şu ana kadar 5 trilyonun üzerinde yatırım yaptık. Türbin tamamen yenileniyor. Saha değişti. Yeni tesis yapıldı. Tamamı bittiği zaman bütünüyle beraber ve çime dönüşeceğiz inşallah. 5 trilyon civarında yatırım yapıldı. Diğer hangi kulüplere Mustafa Uçar'la Coş bizim arkadaşlar sana mı bağlıydı? Sana mı bağlı? Başak'la bir konuşun. Ben de merak ettim. Hangi kulüpler almamış? Almadan verilir mi ya? Almadan buraya yazılır mı ya? O zaman sahtekilik yapmış oluruz ya. Bu da böyle şey ya. Evet. Sözümün sonunda
Bir hususu hatırlatayım. Recep Bey'e teşekkür ediyorum. Bizim geçen hafta mecliste Celaliye Kamilova bölgesiyle ilgili 5000'lik planla ilgili açıklamasını gördüm sosyal medyada. Her ne olursa olsun teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, Rıdvan Bey, Rıdvan Başkan o bölgenin belediye başkanlığını yapmıştır yıllarca. Hep o vatandaşların beklentisi bu meclisten iyi bir planın İstanbul'dan çıkartılması. Plan 5000'lik daha ham plan. 5000'liği ben gördüğümde zaten hemen itirazımızı yapıştırıyoruz. Şehrin kuzeye doğru, TEM otoyoluna doğru olan kısımda Sayın Kadir Topbaş Büyükşehir Belediye Başkanımızla yapmış olduğumuz çalışmada, oradaki imar ve planlamada yapmış olduğumuz çalışmada kuzey rüzgarının ve kuzey gürültüsünü kessin diye orada 3 kat yerine 5 kat, 4 kat yerine 5 kat gibi 6 kat, hatta kendi önerisiydi 7 kata kadar çıkın demişti. Kuzey rüzgarını kessin, arkada da olduğu için denizi gören manzaralı binalar çıksın. Bu 5 olur, 6 olur ama 4'ten yukarı söylemişti. Şimdi baktım orası komple o Sayın Kadir Topbaş'ın söylemiş olduğu yer 3 kata indirilmiş. Yani yüksek kat yapılmasında ilmi olarak fayda olan kuzeyden gelen o şeyi rüzgarı artı arabaların gürültüsünün kesilmesine az veya çok faydası olacak o düzenlemede bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Bir kasıtlı olduğunu düşünmüyorum. Ya belki de daha ilk önce yapılanlardandır. Yapılan projeler olabilir. Bunu Büyükşehir Meclisi'ndeki görevli iktidar ve muhalefet CHP ve AKP meclis üyesi arkadaşlarımla beraber mutlaka hemen takibi alıyoruz. Belediye başkanına, ilgili başkan grup başkanlarına birlikte gideceğiz. Düzelteceğiz. Emeğe geçenler ve emeğe geçecek olanlara şimdiden ben de teşekkür ediyorum. Tabii buyurun. Sağından. Yanında. Sayın Başkanım, Celaliye Kamilova'da daha önce planlar yapıldı. Bu planlarda 135'i zaten vatandaş terk etti. Şimdi sizin söylediğiniz planlarda 5 dönüm şartı var. Bu 5 dönüm şartında vatandaşın 5 dönümü, yani orada 8 tane parsel var. Bunu sadece bilgi amaçlı söylüyorum. Yani orada bizim zamanımızda 700 metre plan şartı vardı, parsel şartı vardı. Sizin getirdiğiniz planlarda veya Büyükşehir'in getirdiği planlarda 5 dönüm şartı var. 5 kat, 6 kat olabilmesi için. Bu 8 tane parselin bir araya geldiği zaman, bakın her parselde en azından 6-7 tane hissedar var. 8 parseli bir araya getirdiğiniz zaman 40 tane hissedar olur. 40 tane hissedar. Artı bu 5 dönüm bir araya geldikten sonra tekrar bunun 125'ini vatandaş terk etmek mecburiyetinde. Yani şu hesapladığımıza göre %60 gibi bir terk oluyor vatandaşın. Anladım. Şu verdiğimiz planlarda çarpsınlar, 5 kat eşit olan 3 kat, inanın çok daha güzel bir plan geliyor oraya. Ve insanlara hiçbir haksızlık yok. Anladım. Ancak hiçbir şekilde metrekare şartı korunmadı. Ne bizim tarafımızdan ne Sayın Kadir Topbaş tarafından böyle bir telaffuzda bulunmadı. Hayır efendim, plan notları öyle. Hayır başkanım. Biz koymadık. Bakın önünüzde plan notları. Biz koymadık diyorum. 5000'liği biz yapmadık diyorum. Biz 5000'lik yapabiliyor muyuz? Hayır. Biz buna karşıyız. Hayır. Biz buna karşıyız. Biz orada 700 metrekare midir en küçük parselimiz? Parsel şartı, evet. Tamam. Aynen devamını, ama kuzeydeki, ya nasıl olur deniz tarafındaki 4 kat, 5 kat, denizin arkasında kalan 3 kat. Böyle bir mantık var mı ya? Ama o efendim, böyle olacak. Şimdi Sayın Başkanım, öyle bir manzara var ki inanılmaz bir Celaliye Kamilova Kumburgaz'ın inanılmaz bir manzara. Tabii ki sizin görüşünüz öyle, katılıyorum, ama benim görüşüm de farklıydı bizim görüşümüz. Yani orası küçük mü kalsın diyorsunuz? Düşük mü kalsın? Tabii ki başkanım. Orada 7 kat gitmez zaten. 7 kat beş, demiyoruz. 5 kat verdiğiniz zaman sivri binalar oluyor. 7 kat demiyoruz. Bakın, şehircilik alçaktan başlı, deniz sahillerde, ben sahil üzerine yapmıştım doktoramı. Sahilden hafiften başlar, yukarı doğru şöyle yükselir. Bizim orada başka bir şey var.
Avrupa'da olsa o yolun etrafına cam ses geçirmez, bariyerler yaparlar ki vatandaş rahatsız olmasın ve egzoz kokusu gitmesin. Ama biz buna daha çok yol almamız lazım ki o fikre ulaşalım. Başkanım ben çok sıkıştırdım. Ben grupta teşekkür ederim. Aşağısı 4'çe, yukarısı 5 olur. Birazcık daha kaldırılır yukarıya. Vatandaş da kazanır orada. Bölgemizdeki yapılaşma zaten 4 kat, 5 kat, 3 kat, 2 kat. Bizde beton kondu yok. Bizde gel benim gök Allah'ın diye bir anlayış yok. Vallahi ben grupta teşekkür ettim. Hatta tüm ilçelere örnek olan bir planlama diye. Sağ ol. Gerçekten de öyle düşünüyorum. Tabii ki. Üzerindeki Recep kardeşinle beraber bunun için çok mücadele ettik biz. O zaman şunu savunuruz. Neden arkası 3 kat? Tamamı 4 katsa 4 kat. Şehir merkezi hariç 4 katsa 4 kat. Orada bir çalışmamız olacak. Şimdi burası onun yeri değil zaten. Gündeme ben teşekkür için getirmiştim esasında. Onu biz birlikte takip edeceğiz ama proje üzerinde, plan üzerinde üniversite alanında da bir eksiklik yapılmış. Kişilerin orada eğitim alanları ayırmıştık. Onları birlikte takip edip Celaliye, Kamiloba, Kumrugaz, Güzelce halkına uygun, şehrimizin gelişmesine uygun planı birlikte ortaya koyacağız arkadaşlar. Bundan kimse şüphe etmesin. Arkadaşlar şeye geçiyorum. Öyle bir şey yaptık ki burada gündemde, nerede bu gündemde kayboldu önümde ya? Burada. Öyle bir şey yaptık ki hiç yapmadığımızı yaptık. Bir de üçüncü maddeyi tartıştık ve bitirdik. Peki, önce şöyle bir oylama yapıyorum. Birinci maddeyle üçüncü maddenin birlikte müzakere edilmesi ve oylanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şimdi gündemin birinci maddesinin birinci maddesi performans programıydı. Konuşuldu. Gündemin birinci maddesini arkadaşlar oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gündemin üçüncü maddesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Büyükçekmece Belediye'mizin 2018 yılı bütçesi Büyükçekmece'mize, belediyemize, vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Tenkitlerini yapan arkadaşlarımdan başlamak üzere emeğe geçen bütün arkadaşlarıma, teknik arkadaşlarıma, başkan yardımcısı arkadaşlarıma, daire müdürlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu meclise girmeden önce bir evrak imza ettim. Belki de buradadır. Alabildiğine bütün mesaiymiş, tek sayfa bundan sonra herhangi bir bunu iyi görsün arkadaşlarım. Herhangi bir daire müdürlüğünde resmi emirle yayınladım bunları. Herhangi bir daire müdürlüğünde tek taraflı fotokopi çekilmiş ve bu şekilde kullanılmış veya çöpe atılmış evrak gördüğüm takdirde daire müdürünün cebinden parasını alacağım, maaşından alacağım. Amerikalının yaptığını yapacağız. İngiliz'in, Alman'ın yaptığını yapacağız. Asla bu kağıdın arkasını kullanmadan onu çöpe atmıyor veyahut da onu bu şekilde harcamıyor. Biz 10 kağıt için 20 kağıt harcıyoruz. Onlar 10 kağıt için 10 kağıt harcıyor. Birinci sayfayı buraya çekiyor. Bizimkiler ikinci sayfayı hani böyle çevirip okumayalım diye altına yapıyor. Bunun altına koyuyor böyle. Kardeşim niye Amerikalı böyle yapıyor? İşte öyle zengin olunur. Ben kendi belediyemde tuvaletten gelip ellerini A4 kağıdı birinci sınıf kağıtla silip çöpe atan arkadaşlarıma rastlamıştım. Sonra oturttum karşıma. Otur bakalım dedim buraya. Kaç para dedim bu? Kaç kişi çalışıyoruz? Kaç para böyle çöpe gider? Halbuki orada mendili şusu busu var. Beyefendi. Arkadaşlar bu ülke bizim. Hiç kimse bize gelip yurt dışından akıl vermez. Aklımız almaya çalışırlar. Bu ülke bizim. Müsriflikten,
lüzumsuz harcamadan ben de siz de ama özellikle bu halkın bütçesini kullanan arkadaşlarımız tüyü bitmemiş yetimlerin hakkını savunacak ve onunla bu dünyada ve öbür dünyada sorgulanacak olan arkadaşlarımız kılı kırk yarmak zorundadırlar. Bununla ilgili de içeri gereken talimat yayınladım. Hiçbir şekilde fazla mesaiymiş, bilmem neymiş, yok böyle bir şey. Zorunlu şartlar olunca bana soracaklar. Arabalar belediyenin altındaki garaja gelecek. Daire müdürünün arabası yok, başkan yardımcısının da yok kardeşim. Arabalar aşağıda duracak. Kime ihtiyaç duyuldu? Daire müdürüne. Daire müdürü arabaya ihtiyaç duydu. Hangi araba müsaitse buranın idari işleri amiri oradan bir şoförle bir arabayı görevlendirecek. Uymayan arkadaşımız, ben ayrıca araba isterim. Git al arabanı, kullanmana ne? Devletin arabası sana yok. İki, Büyükçekmece Belediyesi ilçe merkezinde hiçbir belediye personeline araba tahsisi yapmıyoruz. 15-20 tane bisiklet belediyenin önüne getirilecek. Kaymakamlığa mı gidecek? Vergi dairesine mi gidecek? Müftülüğe mi gidecek? Spor kulübüne mi gidecek? Ya yürüyerek gidecek veyahut da Alman parlamenter ve bakanlar gibi bisikletle gidecek. Onlar bizim gibi zengin insanlar değiller. Oliver Wittke bizi karşıladı. Ermeni soykırımıyla karşı mücadele eden arkadaşımız. 6 kilometre Berlin parlamentosu. İndik. Bakıyorum sağa sola sabah saat 8. Araba 5-10 tane bisiklet var orada. Bana 24, kendisine 25, öbürüne 26 neyse boylarına göre. Hadi başkan dedi. Adamın aklına gelmiyor, sormuyor yanımızda yanındakine. Sen bisiklet binmesini bilir misin, bilmez misin? Öyle bir şey akıllarına gelmez ki. Öyle bir şey gelmez. O ayıptır zaten. 6 kilometreye gittik bisikletle beraber. Bir kravat boynumuzda. Tık tık yollar, her yerde bisiklet yolu var. Medeniyet var. Gittik, zehir zembelek açıklamasını yaptı Ermeni soykırımına karşı. Ondan sonra çıktık, arabaya, şimdi bisikletlere bindik. 8 kilometre gittik, yemek yedik. Tekrar oradan kalktı 8 kilometre, otele geldik. Ama bizim beyefendiler, bak ben kendimden örnek vereyim arkadaşlar size. Benim memurum E5'in öbür tarafında oturuyor. Arabayla buraya gelmeye kalkıyor, 25 dakikada geliyor. Arabalarını da içeri sokmuyoruz, garaja sokmuyoruz. Oradan buraya yürüme 3 dakika. Arkadaşlar bu Türkiye'den manzaralar. Hiçbirimiz mutlu değiliz bundan. Bakın Büyükçekmece Belediyesi'nin memuru. Üniversite mezunu, en az lise mezunu. Yaya giderse 300 metre gidecek, arabayla giderse 2 kilometre gidecek. 2 kilometreyi, o eziyeti sabah tercih ediyor. Var mı böyle bir şey ya? Ben yarın sabah saat 6.30'da kalkacağım Allah nasip ederse. 7'de yürüyüşe başlayacağım. 1 saat yürüyeceğim. 8 kilometre sonra veya 7 kilometre sonra parlamentoya ulaşacağım. Akşam saat 7'de 8'de parlamentodan çıkacağım. 7 kilometre zannedersem. 7 kilometre yürüyeceğim. Otelime geleceğim. Ve 6 gün böyle yapacağım. Çünkü bugüne kadar 17 yıldan beri hep öyle yaptım. Çok yağmur, kış varsa 1 lira belediye otobüsüne binip veya metroya binip gidiyorum. Üstten giden araca. Coşkun Bey de biliyor. Evet, kararlar müdürü. Yap şeyini, hadi başlayın. Üçüncü maddeyi oyladığınız zaman onu tek tek okuması gerekiyor. Tamam. Üçüncü madde neydi? İki. Üçüncü madde mi? Evet, başlayın, evet. Yapın. Üçüncü maddeyi biz oyladık. 2018 yılı ödenekler cetveli. A. Özel kalem müdürlüğü. Arkadaşlar bunları tek tek hepiniz biliyorsunuz. Gerek var mı? hepsinin tek tabii hepsini tekrar okuyun, tek tek okuyun hepsini. Okuyalım. Zabıtlara geçsin. Özel kalem müdürlüğü 8 milyon 434 bin 500. Devam.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 1.716.700. Sağlık İşleri Müdürlüğü 2.160.000. Bilgi İşlem Müdürlüğü 8.878.000. Dış İlişkiler Müdürlüğü 958.000. Teftiş Kurulu Müdürlüğü 167.500. Hukuk İşleri Müdürlüğü 2.661.900. Halkla İlişkiler Müdürlüğü 330.000. Basın ve Yayın Müdürlüğü 1.165.300. Destek Hizmetleri Müdürlüğü 73.122.700. Emlak İstimlak Müdürlüğü 14.177.000 TL. Fen İşleri Müdürlüğü 81.771.400 TL. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 3.483.500 TL. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 10.569.600 TL. Mali Hizmetler Müdürlüğü 47.598.300 TL. Park ve Bahçeler Müdürlüğü 34.543.000 TL. Etüt Proje Müdürlüğü 214.500 TL. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 1.122.500 TL. Temizlik İşleri Müdürlüğü 60.046.000 TL. Yazı İşleri Müdürlüğü 3.021.000 TL. Zabıta Müdürlüğü 7.677.000 TL. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 1.199.000 TL. Kentsel Tasarım Müdürlüğü 1.425.000 TL. Gençlik ve Spor Müdürlüğü 4.114.200 TL. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 141.700 TL. Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü 6.301.700 TL. 2018 yılı toplam gider bütçesi 377.000.000 TL. Arkadaşlar dinlediniz. Bütçe kararnamesi dedi. Bunun ismi? Bu gider bütçesi Sayın Başkanım. Gider bütçesini dinlediniz. A kalemi. Ayrı ayrı tek tek oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler? Tek tek oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 2018 yılı gelir bütçesi B cetveli. 01 vergi gelirleri 156.021.020.000. 03 teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 22.687.000. 04 alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 20.000. 05 diğer gelirler 83.270.000. 06 sermaye gelirleri 115.030.000. 09 red ve iadeler -27.000. 2018 yılı gelir bütçesi 377.000.000 TL. Gelir bütçesini tek tek oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. 2018 yılı bütçe kararnamesi. Madde 1. Belediye birimleri için A ödenek cetvelinde gösterildiği gibi toplam 377.000.000 TL ödenek verilmiştir. Madde 2. Belediye birimleri için B gelirler ekonomik sınıflandırması cetvelinde gösterildiği şeklinde 377.000.000 TL olarak tahmin edilmiştir. Madde 3. 2018 yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile denklik sağlanmıştır. Madde 4. Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları C cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir. Madde 5. G cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. Madde 6. 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderlerine bağlı H cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir. Madde 7. Bütçe aşağıda belirtilen 17 tane cetvelden oluşmaktadır. Madde 8. Belediye meclisi tarafından kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir. Madde 9. Bu kararname hükümleri 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 10. Bu kararname hükümleri üst yönetici tarafından yürütülür. Arz ederim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kararnameyi izlediniz, dinlediniz. Tek tek oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler,
etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmişti. Teşekkür ediyorum. Başka bir şey var mı? Tarife cetveli elinizdeydi. Bu konuda... Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, değerli hazırım. Tarife komisyonu raporunu okuyorum. Yapılan müzakere sonucu 2018 mali yılı gelir tarifesinin teklif edilen tutarlar üzerinden uygulanması oy birliğiyle uygun görülmüştür. Belediye meclisimizin onayına arz olunur. Teşekkür ediyorum. Söz almak isteyen var mı? Yok. Tarife komisyonu raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gündemimizin 4. maddesi. Komisyon. Komisyon raporu sizde mi? Evet, Sayın Başkanım. Buyurun. Zabıta personeli 2018 yılı mali bütçe kanunu yayınlanıncaya kadar 2018 yılı bütçe kanunu yayınlanmasına müteakipse 2018 yılı bütçe kanunu belediye nüfus kriterleri dikkate alınarak belirlenen İBB sınırları içinde ilçe belediyelerinde bulunan maktu fazla çalışma ücretinin en üst limiti 2018 yılına kadar ödenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. Teşekkür ediyorum. Bütçe düzeltiyorum. Komisyon raporu üzerinde söz almak isteyen var mı? Yok. Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Çok teşekkür ediyorum. 2017 bitiyor. 2018 bütçemiz tekrar milletimize, şehrimize hayırlı olsun. Emeğe geçen meclis üyesi, daire müdürü, başkan yardımcısı arkadaşlarıma bir kez daha şahsım ve Büyükçekmece halkım adına teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 94. yılı tekrar kutlu olsun. Muhtarlarımızın günü kutlu olsun. Bütün başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülke için, vatan için, devlet için, din için toprağa düşmüş bütün kahraman şehitlerimizi bir kez daha saygı, minnet ve şükranla anıyoruz. Tekrar hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 2017 Ekim ayı belediye meclis toplantısının ikinci oturumu bitti. Meclis toplantısını kapatıyorum. Arkadaşlar, hepinize teşekkür ediyorum. Ben sizden hızlı çıkıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler. Haftaya görüşmek üzere.